Tuncay Turşucu karşımda olacak. Günaydın Tuncay. Merhaba, selamlar Zeynep. Evet, gazetelerimize verdik haberleri. Fiyatı yükselen ürünler var. Bakalım bu enflasyon daha nasıl gelecek? Fiyatlar ne olur ben de bilmiyorum ama bir iki ürün sayabilirim. Yani mesela domates gibi, patates gibi bu ürünlerin fiyatlarında artışlar var gibi görünüyor. Bakacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir özetleyelim mi? Dün bizim Borsa İstanbul diğer borsalardan biraz geride kaldı. Diğerleri primlenirken biz durduk. Neden durduk? Yani aslında öyle çok açık bir şekilde bir yorum yapmak zor ama bizde işte CDS'imiz de çok fazla yükseldi. Biliyorsun dün yeniden 600'e yakın bir yere dek yükseldik. 541 olduk zannediyorum. Bununla birlikte içeride lirada da daha bir zayıf bir hareket var. Bunları da aldık, izledik. Sanıyorum bu bizi bir miktar negatif ayrıştırıyor. Bütçe açığı biliyorsun bu sene ve geçen sene de bir miktar yüksekti. Bunlar da var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman sanıyorum bir şekilde bizde de bir baskı yaratıyor. Ama yani sadece bir tane veya bir günden veya iki günlük bir hareketten de yola çıkıp da herhangi bir yorum yapmak da yanlış olabilir. Daha bir izleyelim. Yani şöyle çok ciddi bir tepki olursa dünyada biz de neler yapacağız bunları bir görmekte fayda var. Ama şurada mesela haklısınız. Yani dünyanın geçen hafta tepki yaptığı bir haftaydı. Hemen hemen her yerde çok ciddi tepkiler vardı. Ve pek çok ülkenin endeksi Amerika ve Almanya'da bunun içerisinde olmak üzere 22 günlük ortalamalarına dek yükselişler yaptı. Borsa İstanbul'da buraya dek yükseliş yapmasını maalesef bu olay oluşmadı. Yani 22 günlük ortalama aslında endekste 97 binlerdeydi. Biz maalesef o kadar yükselemedik. Orada da bunu hissediyorsun. Banka hisseleri burada etkili oldu. Banka hisselerine çok fazla alıcı oluşmadı. Bunun da etkisi de maalesef endeks içinde hissedildi. Bakalım bir süre daha izleyeceğiz. Yani dünyada bu virüsün etkilerinin bir miktar daha azaldığını hissettiğimizde muhtemelen bu tepkiler çok daha güçlü olacak, daha da güçlenecek. O zaman da bizde de aynı hareketler olursa işte o zaman daha farklı yorumlar yaparız. Bu arada tabii bu hafta hep ben söylüyorum dünden beri çok fazla veri var. İmalat PMI'ler mesela, istihdam işsizlik verisi, İngiltere'de büyüme verisi vesaire. Çin'de imalat ve imalat dışı satın alma yöneticileri açıklandı şimdi. Az önce Çin imalat PMI Mart ayında 52 oldu, yükselmiş. Beklenti 44,8. İmalat dışı PMI ise Mart ayında 52,3. Beklenti 42. Hızlı bir toparlanma mı bu? Ben yani Çin'den gelen veri pozitif ki Mart ayı. Ne dersin? Evet. Evet, ben de sabah okudum. Şaşırdım, sürpriz bir veri. Zaten ekonomistlerin yapmış olduğu tahminler de bunun sürpriz olduğunu bize ifade ediyor. Yani herkes 42'lerden söz ederken birdenbire 52 olması bence iyimser bir veri. Yani iyi oldu hepimiz için de, yani şey iyi oldu. Bunun ama çok fazla etkilerini şu anda sabah saatinde şeyde çok fazla izlemiyoruz açıkçası, ama yine de tabii o tarafta çok ciddi bir küçülmenin olması bir miktar daha iyimser bir hareket oldu aslında. Sürpriz oldu. Nisan önemli tabii, onu da bir alalım, ama eğer Mart'ta Çin bu şekilde bir veri ilan ediyorsa muhtemelen Nisan ayı da daha da iyi de olabilir o tarafta. Çünkü dikkat ediyorsan Çin'de artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor ve şimdikinden çok daha iyimser bir veriler olabilir. Ama önemli olan tabii ki Avrupalar. Bu hafta bol bol alacağız onları da, biliyorsunuz Elia. Amerika'dan da var veriler. Bizde de var sanıyorum. Önemli olan bizdekiler, yani Avrupa'dakiler ne şekilde olacak? Muhtemelen çok sert bir şekilde aşağı yönlü bir hızlı bir hareket oralarda da izleyeceğiz. Şimdi aslında bu Covid-19'un görüldüğü tarih işte Aralık sonu, Ocak başı. Ne zaman konuşmaya başladık? Tam 21 Ocak civarıydı ben yanlış hatırlamıyorsam. Yani artık gündeme girmeye başlamıştı, ciddiyete alınmaya başlamıştı.
Aslında o günden bugüne Mart 2 aylık bir süreçte ya da 3 aylık bir süreçte Çin bu süreci atlatmışa benziyor hareketlerde. Peki evet. Ekonomistler, analistler bunu aynı şeyi Avrupa için söyleyebiliyor mu? Çünkü oraların ekonomileri zaten çok parlak değildi. Nüfusu da çok yaşlı bir nüfusu var. İtalya en borçlulardan biri mesela, örnek vermek gerekirse. Almanya çok güçlüydü. Onda da mesela ölümlü vaka sayısı mesela az. Yani bu Çin'in atlattığı bu 2 aylık ya da 3 aylık süreç Avrupa içinde geçerli olabilir mi acaba? Bir şekilde geçerli olacak ama tabii ki Çin gibi etkilerini izlemeyeceğiz tahmin ediyorum. Çünkü Çin'de dikkat ederseniz sadece Wuhan'la ilgili ciddi bir önlemler vardı. Yani Çin'in bütün ülkenin bir karantina altına alınması gibi bir şey o tarafta biz aslında yaşamadık yani. Wuhan'da asıl bunlar yaşandı. Wuhan'ın tabii toplam ülke ekonomisi içerisindeki ağırlığı önemli bir ağırlık ama hepsini kapsamayan da bir ağırlıktı. Mesela bu PMI verisinde bir miktarda bunun da etkisi olmuş olabilir elbette. Ama Avrupa'ya baktığın zaman Avrupa'nın hepsi, tamamı yani mesela bir İtalya'nın hepsi, bir İspanya'nın hepsi şu anda önlem altına alınmış vaziyette. Bunların faydalarını, bu alınan pek çok önlemin faydalarını izleyeceğiz. Yani bir hafta veya 10 gün sonrasında bence çok daha iyimser veriler alacağız. Hatta şimdiden bile İtalya'da mesela son 2 haftanın en düşük vaka sayısını aldık. İspanya'da ölüm sayısında azalma var. Evet, hala yüksek ama giderek bir azalma var. Amerika henüz buna eşlik etmedi. Yani Amerika'da da bir toplam vaka sayısında bir kontrol altına alınma yönünde bir şeyler olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama söylediğim gibi bütün ülkelerin hepsini içine aldığı için bu olay o tarafta ekonomide daha sert, daha agresif, daha aşağı yönlü sonuçlar alacağız. Toparlanma nasıl olacak? Orasını söylemek zor. Bazen yani çok sıkışmış ekonomilerde, ki bu taraf öyleydi yani, Avrupa aslında tamamen sıkışmış bir ekonomiydi. Bazen hani beklenmedik yumruklar, bazen iyi de gelmesesi de muhtemel olabiliyor. Yani o yüzden ilk başta ekonomilerde hızlı bir küçülmenin ardından hızlı bir rebound yapma, hızlı bir hareket etme, yani bir şarj ettirme etkisi bile yani olabilir. Bu çok ilginç bir yorum ama bazen hani dışarıdan yapılan bir müdahale durgun giden bir seyre enteresan bir hareketlilik de getirebilir. Ancak bunun tabii faturaları olacak Zeliha. Yani işsizlik olarak ilk başta bir fatura ödenecek. Milli hasılalardaki küçülmeler olarak faturalar ödenecek. Yani eğer yılın ikinci yarısında virüsün kontrol altına alınması tam olarak olursa, o zaman işte hangi ekonomi daha hızlı rebound yaparsa o ekonomiler yılın ikinci yarısında yıldızı yükselen ülkeler olacak. Şimdi şöyle bir rakamlar var, onu da bir hatırlatmak adına, hem de sana da hatırlatmak adına olsun, açıklanan destek paketlerinde en fazla Amerika 2.2 trilyon dolar, arkasından Almanya geliyor 1.095 ya da 1 milyar dolar diyelim. Arkasından en fazla yine Fransa'da görüyoruz, İspanya, Birleşik Krallık. En fazla destek verenler. Bunlar milyar dolar tabii bu arada. Onu da aktaralım. Türkiye 17 evet. milyar dolar. Şimdi destek paketinin büyümelere, gayri safi yurt dışı hasılalara oranına baktığımda ise en yüksek Almanya'da görüyorum. %28,5. İsveç'te %18. Birleşik Krallık'ta %17,7. Böyle gidiyor. Yani ilk sırada Almanya, İsveç, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri, sonra aza doğru iniyor. Biz sonlardayız bu gayri safi yurt dışı hasılaya oranına. Şimdi bu destek paketinin büyük olması, önümüzdeki süreçte bu koronavirüsünün inşallah atlatıldıktan sonra ekonomilere dönüşü nasıl olur? Bu verisel olarak olabilir. Ne bileyim, ekstra eksileri olabilir mi? Enflasyondu, ne bileyim başka bir şeydi, faizlerde fazla farklı hareketlerdi. Ne dersin Tuncay? Yani tabii mutlaka bir hareket ediyorsanız onun yaratacağı iyi ya da kötü, olumlu veya olumsuz olarak pek çok sonucu da olacak.
Yani burada bir tercih yapacaksınız. Bir tercih yaparken de bir başka şeyden de vazgeçeceksiniz. İşsizlik, istihdam için fayda şey yapıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Ama bunları yaparken de tabii ki daha fazla da masraf yapıyorsunuz, daha fazla da ödemeler yapıyorsunuz. Bunlar olacak. Faizlere biraz baskı olabilir, bütçede bir miktar açıklar olabilir ki alınan önlemlerin hem bütçeye getireceği yükler var. Ancak bunların ötesinde şirketlere de aslında daha fazla öteleme anlamında yardımlar var şu ana kadar izlediğimde. Yani kredi veriyorsunuz, borç veriyorsunuz aslında. Yani o firmaları bir şekilde azat etmiyorsunuz. Mesela bazı ülkelerde bunlar var. Yani bunu azat edelim, ödeme geç şeklinde şeyler var ama biz veya bizim gibi başka ülkelerde krediler var. Yani sorunu şimdilik öteliyorsunuz ve ileride yeniden bakarız anlamında oluyor. Ben en çok o tarafı merak ediyorum. Yani şu anda borsada da pek çok şirket var tabii. Borcu da çok yüksek olanlar var. Her ay ödeyecek olan borçlar var, krediler var. Bunları tamam 3 ay erteledin fakat 3 ay sonra ne yapacaksın? Yani bu sefer iki katı daha fazla bir kredi faizi veya kredi yüküyle yüzleşecekler. Yani bir yerde sanki hem enflasyon anlamında hem de faiz anlamında bir yerde bir yansıması olacak gibi duruyor. Önemli olan bu yansımanın olması değil. Bunlar zaten olacak. Önemli olan bu yansımaların ne kadar uzun süreceği. Yani faiz yükselince birdenbire daha da yukarıda mı olacaksın ya da işsizlikte bir yükselme olduğu zaman bu ne kadar sürecek, ne kadar uzun sürecek? Bunlar önemli olacak yani. Fakat mutlaka bunların hem olumlu hem de olumsuz şeylerini alacağız etkilerini. O yüzden şimdiden bir yorum yapmak da zor. Çünkü mesela Türkiye ekonomisi çok ilginç bir ekonomidir. Geçmişte pek çok herkesi de şaşırtmış bir ekonomidir. Çok hızlı daralma yaşadığı gibi çok hızlı da yükselen bir ekonomidir. Çok enteresan bir şekilde bir dinamizm olan bir ekonomi. O nedenle ben aslında Türkiye ekonomisinin yani ileride bir canlanma olduğunda daha hızlı tepkiler, daha hızlı reaksiyonlar vereceğini tahmin ediyorum. Bununla birlikte mesela sadece bizde de değil yani şu anda Amerika'da bile pek çok ekonomist Fed de bunun içerisinde olmak üzere ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında çok etkili bir şekilde rebound yapabileceğine yönelik inanışlar var. Ve tabii ki yani hareketler ne kadar sert olursa yaratacağı yan etkiler de o kadar fazla olacak. Hep beraber bunu sanıyorum izleyerek öğreneceğiz. Peki acaba şimdi bankacılık endeksinde dedik ya dün biraz sınırlı kaldı Borsa İstanbul. Şimdi bir haber vardı. Bu kredi kartlarında biliyorsun azami tutar Evet. vardı. O yükseltilmişti. O 120'ye çekildi mesela. Ya da 2 ay üst üste ödeyemezsen işte kapanıyordu. Kredi kartı alman zorlaşıyordu. Mesela bunlar da iptal edildi şu an için. Peki biz Allah'ın izniyle inşallah Covid-19'u atlattık, sıfırladık, salgını yendik dünya olarak inşallah. Temennimiz zaten o yönde. Umuyorum en kısa sürede. Peki bu alınan tedbirler sonucu hane halkları o da bir ekonominin bir parçası sonuçta en önemli parçası zorlanmaz mı? Yani borçluluk oranlarında biz artış mı görürüz? Bu yüzden biraz daha mı hani tedbir mi yapmak lazım? Ne dersin? Bankalar Ya bir de bankacılık indeksi mi belki bundan mı sınırlı bir şekilde hareketini gerçekleştirdi dün mesela? O geldi aklıma Tuncay birden. bankalarda şu var. Yani biz bu yıla girerken bankacılıkta kredi büyüme oranlarının bu sene %15'lerde olabileceği öngörülüyordu ve geçen yıla göre de daha iyi karlar yazacağı öngörülüyordu. Net faiz marjlarının daha da iyileşeceği ve yukarıda olacağı zaten öngörülüyordu. Fakat bu virüsle birlikte bu bir miktar daha törpülendi. Krediler verilecek. Yani daha fazla krediler verilecek bir miktar daha artabilir o tarafta. Evet tamam ama faiz marjlarında bir düşüşler olacak. Bunu da yapıyoruz. Bir. İkincisi tahsili şüpheli alacaklar. Yani TGA
denilen işte tahsili geçmiş alacaklar oranında belki bir miktar daha artışlar göreceğiz. Bu da iki. Bunlar tabii hesapta yoktu ve o yüzden sanıyorum bir yerde de baskı yaratıyor. Ama şunu da söyleyeyim, yani sermaye yeterlik rasyolarında belki bir puan veya 1,5 puanlık bir düşüş olabilir. Ama aşağıya doğru çok fazla marjımız zaten var orada. Yani Avrupa'nın ortalamasının çok çok üstündeyiz biz zaten o tarafta. Fakat bu tabii bu net kârdaki beklentileri, kredi, net faiz marjına yönelik olan beklentileri bir miktar daha törpüledi. Bu da tabii ki şu an için banka endeksinde sanayiye göre daha zayıf tepkilerin oluşmasına sebep oluyor. Ucuz mu ucuz? Aslında şu anda ucuz olmayan pek hisse senedi yok yani bu borsada. Fakat hani bir tercih meselesi, şu anda çok fazla bankalardan yana şans kullanılmıyor. Aslında tam olarak riski iştahı da tam olarak oluşmadı da, yani halen daha bir şüphe var, endişe var, belirsizlikler var. Fakat bankalar bir miktar daha baskılı. Bence sebebi yani bunlar ve bu yapılan yardımların, bu yapılan hamlelerin bilançolarda nasıl bir baskılar yaratacağını da tam olarak da bir yorumunu yapmak da zor bence. O da bir belirsizlik de yaratıyor olabilir. Ama bunları bir risk var. Yani bankacılıkta bir risk var anlamında ben ifade etmiyorum. Buradan da yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir risk yok. Söylediğim gibi sermaye yeterlik rasyoları çok çok yüksek bizim bankalarımızın. Ancak hani yıla girerken ki beklentin çok daha yüksekti. Şu anda daha da aşağıya indirmiş oldu. Yani bu virüs işi bittikten sonra bile sanayi firmalarında hızlı bir toparlanma olacağına yönelik bir beklenti oluşacaksa, bankalarda bunun yarattığı bazı baskılar olacağı için bu hisselerde de bir miktar bu baskılar biraz daha sürmesi muhtemel. Siz öğretim üyesi doçent doktor Evren Bolgun yayınımıza katılmıştı. O borsa ile ilgili açıklamaları vardı. Türk piyasasının evet, en az 2 ay sıkıntılı zaman bekliyor dedi. Daha tabana geldik mi kestirmek mümkün değil dedi. Bakalım, izleyelim, sonra Tuncay ile devam edeceğiz. Bu krize hisse senedi portföyüyle yoğun diyeyim, hani %50'nin üzerinde, hatta 80'in üzerinde veya tamamını diyelim, hani 50'den yukarı olan portföyler açısından yakalandıysanız ve %20'nin üzerinde kayıpla karşılaşıp hani stop loss da yapmayarak hala pozisyon tutuyorsanız ve %100 sermayenizde ise senedi içerisine yatırılmış vaziyette ise haliyle yani bizim Türk yatırımcısı geneli için konuşuyorum, küçük yatırımcı özelinde sıkıntılı bir durumdasınız. Hareket alanınız kısıtlanmış vaziyette, dolayısıyla dipten dönüşü bekliyorsunuz. Bunu da az önce ifade etmeye çalıştığım gibi benim gördüğüm görüntü bir en az 3-4 haftalık süresi var gibi duruyor dip oluşumu açısından. Yani ben biraz daha aşağıları seyredilebileceğini borsa tarafında hissediyorum şu anki bu hafta başlangıcı açısından. Yani teknik anlamda da baktığımda yani 90 binden uzaklaştığımız ölçüde daha önce Mart ayının en düşüğünü gördüğümüz 81.900'lü seviyeler önümüzdeki şeylerin, günlerin hedef seviyesi olacak aşağıda. Ama burada eğer geçmişten yani Mart başından ya da şu Ocak ayından itibaren pozisyonlanmamış yatırımcı açısından düşündüğünüzde kademeli olarak bu düşüş aşağıya doğru taban oluşumu seviyeleri 82 mi olur tekrar o seviyeyi de aşağı, daha olumsuz haberler gelir. Biz işte 82 bin seviyesinde uzaklaşıp 75 binleri mi tabanda görürüz? Hani bunu şu anda kestirmek mümkün değil çünkü hadise ekonomik değil. Dolayısıyla hani burada ama kademeli alım açısından bu dediğim destek seviyeler izlenmeli. Tuncay, ne diyorsun Evren'in söylediklerine, hocamızın söylediklerine taban ile ilgili? Dün de mesela Egemen'in de açıklamaları vardı, Egemen Kaya'nın. O da daha işte gecenin güneşe ya da sabaha dönmesini beklenebilir diyor. Bir iki aydan da bahsediliyor. Evet. Sen ne diyeceksin Tuncay? Yani tabii mutlaka şimdi
Şu anda iki tane senaryo var dünyada. Yani hepimiz için geçerli olan iki tane senaryo var. Bunlardan ilki ki buna oynanıyor şu anda. Öbürüsü çünkü çok fazla oynanacak bir senaryo değil. Birincisi şu. Önlemler alındı. Bu önlemler mutlaka fayda sağlayacak. Nitekim yavaş yavaş da alınıyor. Herkes Nisan ayının ikinci yarısından itibaren artık dünyada virüsün gücünü yitireceği, giderek yitireceği, yani tamamen ortadan yok olmayacağı ama giderek yitireceğini ve kontrol altına alınacağına yönelik bir beklenti var. Böyle bir senaryo var. Dikkat edersen zaten hemen hemen herkes de bu tarzda önlemler alıyor. Yani firmalar 13 Nisan'a kadar, 14 Nisan'a dek üretimlerini durduruyorlar şimdilik. Ülkeler Nisan ayının ortasını hedefliyorlar falan. Bu senaryoda işte virüsün kontrol altına alındığı, vaka sayısında ciddi anlamda bir azalmanın olduğuna yönelik bir olay olması halinde dünyada da yeniden işte tekrar risk iştahının artması, hisse senetlerine yönelik bir yükseliş hareketinin olacağına yönelik bir beklenti var. Benim de açıkçası fikrim bu. Yani bu kadar önlem boşuna alınmadı ve bunların mutlaka faydalarını da elde edeceğiz. Amerika'nın 30 Nisan'a dek uzatmış olması bence dün pozitif olarak algılandı. Yani 12 Nisan, Paskalya gibi şeyler çok çok erkendi. Fakat bunların sonucunda moral üstünlüğü giderek piyasanın elinde olacak ve gerçekten ucuz bir ortam var. Gerçekten yatırım içinde fırsat olan bir ortam var. Bunların da etkisiyle de birlikte de borsalarda bir yükseliş yaşanacak. İkinci senaryo ise işte yeni bir dip daha olur mu? Evet olabilir ama şu olursa olur diye düşünüyorum ben. İşte virüsün bir üst vitese atması, yani daha da hızlanması, Çin'de yeniden hızlanması gibi böyle yani olağanüstü, enteresan sonuçlar alırsak elbette ki bunlar olacak. Bir de sonbaharda yeni bir tip koronavirüs de gelebilir gibi böyle bazı haberler var. Hatta Trump da, Trump'a galiba zannediyor. Ya Ballard'a ya Trump'a, hadi yanlış olmasın, soruldu. Hani sonbaharda ikinci bir atak yaşar mesela. Bu da bahsettiğin senaryolardan biri mi acaba? Yani onu tabii bilemeyeceğim. Şimdiden bir tane virüse yönelik yorum. Yok, senaryolardan değil, piyasa senaryolarından biri mi diye sordum onu. Virüse yönelik değil. Yani yok, ikinci bir senaryoda dedin mi biraz daha üst vitese veya vesaire. Anladım. Onu da ek olarak söyledim. Ek olarak. Evet. Bunu ben yeni bir senaryo gibi birdenbire algıladım. Ek olarak. Ya ek olarak olabilir ama hani şimdilik bu kadar önlem alıyorsun, bir faydası olmazsa, bu vaka sayılarını bir türlü kontrol altına alamazsan şeklinde ben biraz daha böyle Nisan sonrası Mayıs'a yönelik olarak virüste bir şey, hayal kırıklığına uğramak gibi yorumlayayım. Böyle bir olay var. Bu olay olursa da yani o zaman S&P işte önceden tepki verdi, 2200'lerin aşağısına iner. 1800'lerden bahsederiz orada. Biz de 82'nin altına ineriz, 70 binlerden bahsederiz. Çok hoş olmaz. Yani orada işte yeni bir dip daha olur mu? Olur. İşte bu şartlarda olabilir. Ama şu anda dünya buna oynamıyor. Piyasalarda bir izle gör var. Bekliyorlar. Sonuçları almak istiyorlar. Sonuçlar şimdilik bunu teyit eden nitelikte geliyor. Vaka sayısındaki artış hızında bir azalma var. Umarım bu Nisan'ın ikinci haftası gibi tam olarak oturur. Yani gelecek iki hafta aslında çok çok önemli. Ve istenen sonuçlar olursa muhtemelen biz Nisan'ın ikinci haftasında ve Mayıs ayında daha güçlü borsaları görmemiz mümkün olabilir. Bir de moral anlamda da güç bize geçmiş olacak. Yani virüsü moral olarak yenmek de çok çok önemli şu anda. Yavaş yavaş orada dengeler değişiyor. Ha, bu arada dikkat ediyorsan çok fazla ilaç ve aşı haberi var. Johnson & Johnson mesela dün çok ciddi bir şekilde bir aşı bulduğunu ve Nisan ayından itibaren klinik olarak testlere başlayacağını ifade etti. Yani ciddi bir şey o, açıklamaydı.
Bunun gibi pek çok haber nerede var? Olur olur yani gelecek günler içerisinde aşı veya ilaç gibi yani kısa bir sürede etki edecek yeni bir haberler de olursa tabii bunlar da ekstradan borsalar için güzel fırsat verir. Bizde çok güzel bir bence uzun vadede ciddi bir fırsat var. Yatırım için iyi fırsatlar var ama sizin hesabınız bir aysa iki aysa burada size uygun bir ortam yok aslında. Evet. Yani borsada. Ama eğer niyetiniz bir yıl ve daha uzun vadeli bir yatırımsa bence bu düşüş çok farklı fırsatlar veriyor. Zeliha şunu söyleyeyim yani %32 gibi bir düşüş yaptık biz. Ama bazı hisseler var. Yani pek çok hisse burada %40'larda, 50'lerde düşüşler yarattılar. Ve pek çok büyük lider, sektöründe lider olan şirketler bunlar. Bunların bir karşılığı nedir diye baktık. Yani onu bir baktık. Yani bir firmada ne olacaktı da, yani virüs olmasaydı da, ne olsaydı da hisse fiyatı %50, %40 düşerdi diye simülasyon yaptığımızda cirosunda %40 gibi, %50 gibi düşüşlere olacak ki fiyat da bu kadar düşsün. Yani aslında söylemek istediğim şey şu. Piyasadaki fiyatlamalar şirketlerin 2020 yılı satışlarının yarı yarıya azalacağına yönelik bir şeyi yansıtıyor aslında. Şimdi buradaki soru da şu. Peki gerçekten böyle mi olacak? Yani hakikaten şirketlerin ciroları 2020'de ama yani bütün bir yıldan söz ediyorum %50 azalacak mı? Ya peki olmazsa, azalmazsa ya %10, 15, 20 gibi daralmalar olursa. Şimdi o zaman da şu anki fiyatların aslında çok fazla aşırı satılmış fiyatlar olduğu belli olacak, anlaşılacak. Ve bu da çok da ciddi de bir yükselişe de sebep olacak. Ben aslında bunu düşünüyorum. Yani bence %50 cirolarda azalmalar olacağını zannetmiyorum. Pek çok gıda firması var, içecek firmaları var. Lider olan pek çok şirket var. Yani bunların cirolarında %50 gibi bir daralma olacağını da hiç zannetmiyorum. Belki ikinci çeyrekte, çeyreksel anlamda hadi %50-60 gibi rakamlar alırız ama bütün bir yıl için bu kadar bir küçülme olacağını zannetmiyorum. O yüzden de bu fiyatların şirketlerde uzun vadeli olarak gayet uygunda fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki seçici olacaksın, iyi şirketleri seçeceksin ve parçalı bir şekilde acele etmeden alımlar yapmak şartıyla elbette ki. Bence yani mantıklı olan bu. Mantıklı evet. olan bu gibi duruyor. Şimdi evet. büyüme demişken Ziya Akkurt yayınımıza konuk olmuştu. Nural Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı. Büyümeden önce diyor istihdam konusuna konsantre olmalıyız. Bir dinleyelim neler söylemiş. Sonra biz Tuncay'la devam edeceğiz. Turizm, özellikle restoran, bunlar çok yüksek istihdam kapasitesine sahip sektörler. Bunlar da şu anda neredeyse faaliyetler sıfıra yakın vaziyete gelmiş şekilde. Bir sürü yerde restoranların ve kafelerin ben kapatıldığını görüyorum ve bunlar bayağı insan çalıştırıyorlar. O açıdan hani büyüme konusunda ben o kadar rahat ve çok çabuk toparlanacağız diye düşünemiyorum. Hele hele turizmi ve hava taşımacılığı sektörünü düşününce biraz daha herhalde sabırlı olmamız gerektiği kanaatindeyim. İstihdamın kaybedilmesi beraberinde maalesef hiç arzu edilmeyecek sonuçları başta ahlaki bir erozyonu, toplumsal bir erozyonu ve rahatsızlığı getireceği için öncelikle bizim istihdam konusuna konsantre olmamız lazım. Arkasından büyüme gelmesi lazım. Zaten şöyle bir durum var. Bütün dünya ve Türkiye, bu Türkiye'yi ayıramayız bu durumdan. Çünkü biz iyi olsak bile bizim iş yaptığımız, ticaret yaptığımız ülkeler kötü durumda. Dünya patlasa da çatlasa da 2020 yılında bir daralma söz konusu olacak. Yani durgunluk falan işte büyümeme diye algılanıyorsa eğer büyümeme değil, bilakis küçülme söz konusu, bir daralma söz konusu olacak. Bazı sektörlerde tabii bu 2021'lere sarkan bir daralma söz konusu. O yüzden de istihdam en önemli birinci konu olarak gündemimize gelmekte.
Evet Tuncay, şimdi mesela Cuma günü de gelecek işsizlik rakamları. İşte geçtiğimiz hafta işsizlik maaş başvurularını gördük. Bayağı ciddi rakamlar. Amerika Birleşik Devletleri de Cuma günü bekliyoruz. Yani işsizlik oranları bir şekilde açıklanıyor. Bu açıklamalarda çifthanelerden bahsediliyor. Evet, büyümeden önce istihdama dikkat etmeliyiz. Görüşüne sen de katılıyor musun? Yani şimdi büyüdün mesela. Büyüdün ama %30'da işsizliğin var mesela. Yani bu çok şey değil. Yani çok anlamlı bir şey değil. Yani halkından mahrum bir şekilde yaşanan bir büyüme zaten hem çok sağlıklı olmayan bir büyümedir hem de belirli bir sermayeyi zengin etmektir bir yerde. Bunun da adı da budur yani. Çok da mümkün de değildir zaten. Yani işsizlik oranının çok yüksek olup da büyümenin de yine çok yüksek olması da aslında çok da olabilecek bir şey de yani bu değil. O yüzden elbette ki yani işsizlik, istihdam oranını her zaman yüksek tutmanız lazım. Bunun için hem siyasi olarak bunu yapman lazım. Yani önemli bir şey siyaset anlamında. Hem sosyal devlet olarak bunu yapman lazım. Hem huzur anlamında bunu yapman lazım. Evet. Hem de ekonomiyi daha da güçlü tutmak istiyorsan istihdamını da yüksek tutman lazım. O nedenle bunlar önemli evet. Elbette ki. Umarım olur. Bu arada dolar tarafı, şimdi dolarda tam böyle aşağı doğru gerilerken çok fazla aşağı salınamadığını görüyoruz. Ama yukarıda da çok fazla hareket evet. alanı yok gibi. Diğer ülkelerin para birimleri biraz da mesela Güney Kore'nin para birimi inanılmaz volatil. Çok ciddi hareketler var onda. Türk lirasında aşağı gidişlerde, aşağı salınmalarda bir sınırlı düşüş var. Neye bağlarsın bunu? Ya aslında sadece bizde de bu yok. Yani bizde mesela Rus rublesi, Afrika zarı, Brezilya reali, Hindistan rupisine de baktığın zaman hemen hemen aşağı yukarı benzer hareketler yapıyoruz. Dünyada bu böyle. Dolara doğru bir yönelme var. Dolar alışı var. Zaten dünyada herkes şu anda dolar aldı yani şu ana dek bu oldu. Bize de bunun maalesef yansımaları da oldu. Tabii ki her ülke kendi çapında bunu yaşadı. İşte Rusya petrolden ötürü ruble daha kırılgan oldu. Güney Afrika mali açıdan notu da zaten indirildi. Bunu daha fazla farklı hissetti. Biz böyle işte Hindistan daha farklı olarak yaşıyor ama sonucunda bütün ülkelerin para birimi yani gelişmekte olan ülkelerin para birimleri doların önünde zayıf hareket ediyor. Virüs gelişmekte olan ülkelerden de bir para çıkışına da neden oluyor. Yani hisseden çıkışlar var, tahvilden çıkışlar var. Oradan çıkanlar ülkeden de çıkıyor olabilirler ve bu tabii kurda da yukarı doğru harekete de sebep oluyor. Bence sebebi bu. Şimdi biz de kurda açıkçası yukarıda 6.60'ları biraz tırtıklıyoruz dikkat edersen. Riskli bir noktadayız. Ama ben de açıkçası hani aşağıda 6.40 yukarıda 6.60 olmak üzere böyle bir aralıkta hareket edeceğini öngörüyorum. 6.60'ın üzerinde yükselse bile yine de açık şahsen almazdım. Çünkü bana çok güven vermiyor. Her an rüzgar değişebilir. 6.60'ın üstünde merak edenler için yani teknik anlamda 6.80 var. 6.80'in de üstü de 7.22 olarak yaptığımız o zirveler var. Ama yani gelişmeler olumluya doğru döndüğünde ve rüzgar birdenbire daha ılımlı esmeye başlarsa az önce söylediğimiz gibi işte bu durumda dolarda ciddi bir güç kaybı başlayabilir. Ve bizde de içeride de kurda da hızlı bir şekilde aşağı doğru iniş olabilir. Siz de tam böyle tepeden almış olursunuz. Yani en böyle zirveden dövizi de almış olursunuz. Faiz de yok. Hiçbir şey yok ortada. Yani o yüzden biraz çıkarılması güç bir gol yeme şansınız bence bu tarafta evet. var. Onu da söylemek isterim. Ve gelelim altına. Altında da evet. tabii hani insanlar Allah Allah niye yükselmiyor bu zaman yükselmeyecek de ne zaman yükselecek diye yorumlar vardı. Yani dünyanın tamamında evet. salgınla boğuşuyoruz ve görülmemiş bir salgın. Yani bütün dünyayı etkileyen görülmüş tabii de. Bu şekilde teknolojinin bu kadar yoğun olduğu, iletişim bu kadar iç içe olduğu. Dolayısıyla altın tarafında hareketlenmeler var.
Ama ne beklenebilir acaba? Yani bu olay Zeliha şunu bize gösterdi aslında, bu virüs olayı çok enteresan. İlk başta bir yükseliş oldu ama yani borsalardaki sert satışlar, o kadar sert satışlar oldu ki buradaki satışlar bir şekilde teminat açığı yüzünden onsa da olumsuz bir şekilde de yansıdı. Yani bunu da yaşadık. Fakat sonrasında şimdi tekrar alıyorlar. Ama şunu net bir şekilde de gördük. Yani bir ekonomik kriz olduğunda altın güvenli liman oluyor. Evet, oluyormuş, onu biliyoruz. Ama bir virüs gibi, bir salgın gibi bir şey olduğunda ise nakit para güvenli liman oluyor. Yani onu da yaşamış olduk. Ben hep ifade ediyorum, pek çok kişiyle de sohbet ediyorum. Yani 25 yıllık meslek hayatımız olabilir. Pek çok krizler de görmüş ve yaşamış da olabiliriz. Ama bunların hiçbirisinde sınırlar kapanmadı. İnsanlar evlerin içerisine girmedi. O yüzden bunu biz ilk defa yaşıyoruz. Yani herkes ilk defa yaşıyor. O nedenle de biz de yeni öğreniyoruz. Yani altın ne zaman güvenli liman olmaz? İşte bunun gibi bir virüs, bir salgın anında olmuyormuş. Nakit para her zaman güvenli bir liman oluyormuş. O yüzden de insanlar paraya yöneldiler, nakde yöneldiler. Dolara yönelen çok fazla olmadı aslında. Yani bizde çok olmadı. Yine bir miktar arttı ama yine de yani TL olarak elinde tutmak istediler. Şimdi işler düzelirse biz hep şunu söylüyoruz. Yani virüs ortadan kaybolduğunda veya gittiğinde dünya kendisini son derece düşük bir faiz ortamında ve çok ciddi de bir likidite ortamında bulacak. Böyle bir ortamda muhtemelen paranın gideceği yegane birkaç tane adres olacak. Bunlardan ilki bence hisse senedi. Yani hisselere bir giriş olacak ve oralarda güzel ralliler yaşayacağız. İkincisi de altın gibi emtialar ve sanayi emtiaları gibi yerlere doğru girişler olacak. O yüzden ons altında da yukarı doğru hareketi de görmemiz mümkün olabilir. 1600'ün aşağısına düşmedikçe bu buralarda tutunuyor. 1650'yi aşarsak 1750'lerden bahsedeceğiz. Ve bu da bizim için de çok daha farklı bir olayı da beraberinde de getirmiş olacak. Tuncay Turşucu, çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok güzel yorumlar aldık. Petrolü soracaktım ama aslında bir cümlede petrol mü alsak diye hemen söyleyeyim eğer oradaysan hala. Petrolde de beklenmedik hareketler gördük yani bu salgın döneminde. Ondan da bir cümle alırsam. Petrole pek fazla bulaşmak istemem. Çünkü orada arz, talebin haricinde de bir de arz kısmında sıkıntılar var. Rekor üretimler var. Daha da arttıracaklar. Dün zaten Suudi Arabistan söyledi. O tarafta biraz daha oyun devam ediyor. Yani daha da aşağılara inebilir. O zamanlar yeniden bir bakmakta fayda var. Ama şu aralar tam da böyle 20 dolarında aşağısına da sarkarken çok fazla girmezdim. Biraz daha izlemek isterdim açıkçası. Tuncay Turşucu'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin çok bu arada sana. Evet, Tuncay'a teşekkür ediyoruz. Şimdi bakalım vadelilerde ne var?